Nedret Ersenel, Jenga 1. Ermenistan, Azerbaycan savaşının jeopolitik çıktılarından biri olarak, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ermenistan kasna projeksiyonu ve dört yönde yarattığı değişim baskısı. 2. Afganistan'da Amerika ve Avrupa'nın yenilmesi, buradan doğan Çin, Suriye yönlü kama. 3. Amerika'nın Orta Doğu'da light politiğe geçmesi, körfez ülkeleri Irak ve hatta Suriye'de kilo kaybetmesi. 4. Bölge ülkelerinin İsrail'e normalleşmesini besleyen dinamiklerin diyete girmesi, bu vesileyle kurulmuş kimi ittifakların Körfez İsrail, Akdeniz İsrail, Afrika İsrail çarklarının ve Abraham anlaşmaları ruhunun yavaşlaması. 5. Bağlı olarak İran'ın nükleer müzakerelerde başta Çin ve Rusya'nın sırt vermesiyle avantajlı konuma geçmesi, Amerika'nın etkin pozisyonunu muhtemelen isteyerek terk etmesi. 6. Tel Aviv'in ilk defa Amerika'yı da hedef alarak Tahran'la müzakerelerin derhal sona erdirilmesini ikaz etmesi. 7. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri yani prensler arasındaki ergen ortaklığının bozulması, rekabete dönüşmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye ister seve seve ister kerhen ama benim tercihim ikna edilerek gelmesi 8 kökten sarsılan ve tekrar yazalım Kafkaslar Batı Asya Orta Doğu'yu da içine alır Karadeniz dede ağaçla sembolleşen kartografi bütün taşları yerinden çıkarmış hakkını verirse doğru yerlerine yerleştirilmek üzere Türkiye'nin önüne yığılmış bulunuyor İngiltere hücrelerini yeniliyor. Projeksiyonun taraflarının cephelerinin ibra edilmesi gerekiyor ve tek olay basit bir ziyaret bu maketi müstakbel dünyanın proje eskizine dönüştürüyor. Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'nin Ankara ziyareti nedeniyle kudurması karine ise Fransa Devlet Başkanı Macron'un Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini ilan etmesi delildir. Hem kaybetmeye başlayanları işaret ediyor hem oyuna vaziyet eden, zaten bildiğimiz ve pek evvelden yazıp konuştuğumuz, paylaştığımız oyuncuyu da ifşa ediyor. Paris kaybedecek oyunculardan biridir. Macron'un şapkası uçmuş durumda ve İngiltere'nin coğrafyada hücrelerini yenilemesi karşısında paniğe kapılıyor. Fransa-İngiltere rekabetinin uzantılarından biridir bu. Aynısı Brexit'te Manş Denizi'nde Avrupa ordusu tartışmalarında NATO içinde Rusya ile ilişkilerde Almanya ile ortaklıklarda Afrika'da yaşanıyor. Somuttur. Libya krizinden başlayarak Kuzey Afrika'nın tamamında yaşananlar da aynı vakadır. Yetmez diyorsanız sorun değil. AUKUS da öyledir. Avustralya Fransa arasındaki milyar dolarlık denizaltı ihaleleri de aynı maçın roundlarından biridir. Haliyle Yunanistan'da hani Fransa ile bir sürü askeri anlaşma yapan, Türkiye ile gerginlik olursa nükleer güç Fransa bize destek sözü verdi diyen Atina'da kaybedecekler listesine yazılıyor. Amerikan üssü olmasını bile anlamıyor. 4-4-4 İngiltere'yi de anlayalım. MI6'in başkanı Richard Moore'un ilk kez ne çıkarak Londra'nın algıladığı 4 tehdidi açıklaması, Çin, İran, Rusya ve müstakbel sorun çıkartacak ülkelere hazırlık olsun için uluslararası terörizm. Peki bunun sahadaki karşılığı ne? Yani askeri karşılığı ne? Pasifik aynı denklem ama orada zaten artık varlar. Hem donanmalarıyla hem ittifaklar içinde. Ama MI6 şefinin listesinden birkaç gün önce açıklanan İngiliz ordusu 4 askeri kuvvet oluşturuyor, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış bir özel birlik Doğu Avrupa'ya, Rusya, bir tanesi Orta Doğu'ya, iki tanesi Afrika'ya. 26 Eylül Karenin dört köşesini birleştirin. Hangi harita ortaya çıkıyor? Maket görünüyor ama maket bıçağının kimin elinde olduğu da ortaya çıkıyor. O ülke Türkiye'dir. NATO ve Agit zirveleri vesilesiyle Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la Sayın Çavuşoğlu arasında gerçekleşen görüşmenin açıklanan başlıklarına bakalım. Ukrayna, Avrupa, Suriye, Orta Doğu, Kafkasya, Rusya, Etiyopya, Libya, Afrika. Amerika bu dörtgenlerde hafiflemeye çalışıyor ama daha çok ustaya bırakmak sayalım. Kaldı ki siyasi seçimdir, askeri seçim olmadığını gözlemliyoruz. Akılda dursun. Pentagon'un pazartesi açıklanan 2021 küresel duruş incelemesi, Amerikan politikasının yalnızca Hint, Pasifik ve Avrupa'da değil, Orta Doğu'da da Afrika dahil kalıcı duruşun gerekliliklerini kayda geçiriyor. Biden'ın benimsediği diplomasinin Amerika dış politikasının merkezinde olduğu iddiasıyla çelişse de. Bir işi yapmanın üç yolu vardır. Doğru yolu, yanlış yolu askeri yolu. Mayının yanındaki bayrak, olası sonuçlardan biri Suriye'de yaşanabilir. YPG'nin Moskova ve Amerika'da ağırlanması, Şam yönetimiyle YPG'nin uzlaştırılması için adımlar atılması, İsrail-Rusya arasındaki özgün ilişki, İran'ın buradaki varlığı konusundaki tartışmalar, Irak seçim sonuçlarından sonra Kuzey Irak'ta gelişecek Suriye ilintili projeksiyonlar, kendi sınırları paramparçayken Suriye parlamentosunun Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız bildirisi yayınlaması. Veya Türkiye'nin Mısır ve İsrail ile ilişkilerinin başka bir evreye geçeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa bu ülkelerle de buna benzer adımları atacağız açıklaması da yeni jeopolitiğin anlaşılır kılınmasında önemli bir veri. Yazının finalinde ama oyunun başında kırmızı bayrağı mayının yanına dikelim. İngiltere'nin bölgedeki yeni, güncellenen rolü Türkiye lehine sonuçlar üretme potansiyeli barındırsa, hatta üretecek olsa da son perdede sahneye neyin çıkacağından kimse hiçbir ülke emin değil. Ankara zaten emin olmamalı. Hakkı verilirse şerhimiz ondan. Nedret Ersenel Yeni Şafak Mehmet Barlas Çin'den Türkiye'ye uzanan yol. Yaşadığımız dönem akıl karıştıran değişikliklere sahne olmakta. Ben aktif gazeteciliğe başladığım 1960'lardan bu yana Türkiye için en fazla küçük Amerika hayalinin seslendirildiğini duydum. Bunun gerçek olması için de Amerika elinden geleni yaptı. Marshall planıyla Türkiye'ye dolar yardımı yaparlarken 40 bin tane de traktör gönderdiler. Buna göre Türkiye yani küçük Amerika bir tarım ülkesi olacaktı. 1950'li yıllarda Adana'daki ya da Ege'deki barların önüne geceleri traktörler park ederdi. Ancak sonra Adnan Menderes iktidara yön değiştirtti, barajlar, fabrikalar yapılmaya başlandı, köyden kente göç yaşandı ve beraberinde döviz krizleri geldi. Şimdi bu yılları geride bıraktık. Hatta Turgut Özal'ı bile geride bıraktık. Son haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ekonomik model olarak Çin'i gösterdi. Çin'e iki defa gittim. Birinci gittiğimde Mao devre dışı kalmıştı. İktidarda Deng Xiaoping vardı. Deng Xiaoping Mao döneminde işkence görmüş hatta sakatlanmıştı. Ama ekonomiyi öylesine değiştirdi ki Mao'nun kırmızı kitapları bir anda yok oldu. Ve Çin'i yabancı sermayeye açtı. O dönemdeki Çin'in modeli bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong'tu ve müthiş darboğazlar vardı. Mesela enerji sıkıntısı yüzünden Şangay'da otomobiller karanlıkta far yakamazdı. Daha sonra Xiaoping gitti, şimdi de Xi Jinping devlet başkanı. Onlar ülkelerine öylesine çılgınca bir dönemi açtılar ki Amerika'nın bütün ürünleri Çin'de üretilmeye başlandı. Çin dolar kazanıyordu ama kendi paraları da çok ucuzdu. Yani dışarıda bin dolara satılan bilgisayar Çin'de 50 dolara mal oluyordu. Sonuçta Çin dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Çin şehirleri gökdelenleriyle, metrolarıyla, havaalanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladı. Bu arada Hong Kong'da resmen Çin'e devredildi ama Çin bunu yaparken mesela çocuk sahibi olmayı sınırlandırdı. Birden fazla çocuk sahibi olmak yeni yeni mümkün olabildi. Şimdi Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. Karma ekonomi adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık. Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk lirasının değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak? Bir de şu mesele var. Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer. Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz. Mehmet Barlas, Sabah